Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine çok güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2021 model Mercedes C200. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka Android Smart Box. Cihazımız 4 GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip yeni nesil bir cihaz. Aracımıza tam uyumlu. Bağlantı yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Aracımızı çalıştırdıktan sonra eğer cihazımız bağlıysa otomatik ekranımız açılıyor. Ve yeni cihazımızda artık Türkçe destek de var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki getirmiş olduğumuz cihazlarımız 2 GB RAM'li İngilizce destekliyordu. Artık yeni cihazlarımızda hem Türkçe destek hem de 4 GB RAM ve 32 GB hafızamız mevcut. Çok daha hızlı bir cihaz. Şimdi cihazımızın öncelikle bağlantı şeklini göstermek istiyorum size. Bu şekilde ufak bir kutumuz var. Bu kutumuzun ön tarafında Type-C girişimiz var. Type-C girişinden aracımızın USB girişine bağlantı yapıyoruz ve teybimizden CarPlay'i tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz Android ekranımız geliyor. Ayrıca cihazımızın arka tarafında bir de USB girişimiz var. Bu USB girişi sayesinde de arkadaşlar flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video, müzik ve dosyaları cihaza yansıtabiliyoruz. Bu bağlantı haricinde eğer internetsiz navigasyonda kullanmak istersek şu şekilde bir modülümüz var. Bu modülümüzde iki ayrı giriş var arkadaşlar. Bir tanesi navigasyon anteni girişi, bir tanesi de elektrik bağlantısı. Elektrik bağlantı kablomuz bu. Arabamızın sigorta tablasına bu görmüş olduğunuz sigorta bölümünü takıyoruz boş bir herhangi yuvaya. Bir de burada görmüş olduğunuz şase bölümümüzü arabamızın herhangi şase alabileceği bir yere bağlantısını yapıyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğunuz küçük soketimizi sol taraftaki girişe bağlıyoruz. Bunu bağladıktan sonra ayrıyetten bir de navigasyon antenimiz var. Navigasyon antenimizin girişi de bu şekilde. Sağ taraftaki ikinci soketimize bunu taktıktan sonra navigasyon antenimizi göğüste herhangi bir yere bırakabiliriz ve bu sayede de artık internetsiz navigasyonumuzda kullanmaya başlamış oluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz şimdi cihazımızın kısaca kullanımını anlatmak istiyorum. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internet üzerinden kullanmış olduğumuz Google Maps. Aracımızın joystick'i yine aktif çalışmaya devam ediyor. Google Maps'in üzerine geldik, tıkladık. Arkadaşlar hemen burada görmüş olduğunuz uç satırımıza gideceğimiz yerin adresini yazdığımız zaman cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkış için de geri tuşuna basmamız yeterli. Bir yanında USB bağlantı yerimiz var. USB üzerinden video ve müzik dinleyebiliyoruz. Hemen sağ üst köşede bize müzik dosyalarını ve video dosyalarını zaten gösteriyor. Videoya tıkladık. Hızlı bir şekilde video dosyamız açıldı. Burada arkadaşlar istersek klasör de seçebiliriz. Klasör seçtiğimiz zaman direkt mevcut müziklerimiz açılıyor. Müzikler içinden hangisini kullanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz. Ve videomuz hızlı bir şekilde açılmış oluyor. Yüklemiş olduğumuz videonun formatına göre ekranınızı ya tam dolduruyor ya da bu şekilde 4:3 formatında destekliyor. Ses kalitemizde herhangi bir değişiklik yok çünkü arabanın zaten orijinal ses sistemini kullanıyor. Yine direksiyon kumandamız da menümüzde çalışmaya devam ediyor. Bunun haricinde 1920x800 Full HD panelimiz var. Arabamızın kendi orijinal panelinin çözünürlüğünü de cihazımız destekliyor arkadaşlar. Video bölümünden geri geldim. Müzik de dinlemek isteyebilirim. Burada müzik bölümüne gelip tıkladığım zaman da müzik klasörlerimi gösteriyor. Ve bu klasörler üstünde de yine istediğim gibi video bölümündeki gibi gezinti yapabiliyorum arkadaşlar. Ses kalitemizi görüyorsunuz. Cihazımızda sürüş esnasında da video izlemeyi aktif edebiliyoruz. Müşterilerimizin en çok sorduğu sorulardan biri de bu. Müzik bölümünden geri geldik. Bir sonraki bölümümüz mobil ekran. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde telefonumuzun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz. Bluetooth bölümümüz var. Eğer aracımız Bluetooth desteklemiyorsa direkt Bluetooth'u da buradan aktif kullanabiliyoruz. Bunun haricinde bir yanında da Bluetooth müzik uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde de Bluetooth'unu bağlamış olduğumuz telefonun üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Dosya yöneticisi bölümünde arkadaşlar cihazımızın 32 GB hafızası var demiştik. Bu hafıza içinde atmış olduğumuz videolar, müzikler ve uygulamaları dosya yöneticisinden kontrol edebiliriz. Daha sonrasında ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. VLAN'a tıkladıktan sonra cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz ki şifremizin
yukarıda yazan 1'den 8'e kadar olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haneleri olması gerekiyor. Buradan da geri geldikten sonra arkadaşlar orijinal araba ekranımız var. İstersek buna tıklarsak arabanın orijinal ekranına da geçiş yapabiliriz. Tema ayarlarımız var. Tema ayarlarında da arka plan veya temayı kişiselleştirebiliyoruz. Daha sonrasında da cihazımız içinde yüklü olan tüm uygulamaları görmüş olduğumuz bölümümüz var. Uygulamalar bölümünün üzerine tıkladıktan sonra cihazın içindeki uygulamaları açıyor. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Play Store'u kullanabiliriz. Google'da gezinti yapabiliyoruz arkadaşlar. Asistan bölümümüz var. Sesli komutu da destekliyor. İstersek internet üzerinden sürüm güncelleme yapabiliyoruz. Bunun haricinde navigasyon test bölümümüz var. Antenimiz çekiyor mu çekmiyor mu bunu test edebiliriz. Netflix'imiz var, içine yüklemişler. Direkt Netflix'i de aktif bir şekilde kullanabiliriz. VLC video izleme programımız var. Ve YouTube'umuz var arkadaşlar. Bunların hepsini aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar yine bizim menümüzde arabamızın geri vites kamerası da çalışıyor. Bazı müşterilerimiz de bunu merak ediyor. Android menüye geçtiğimiz zaman aracımızın geri vites kamerası çalışıyor mu diyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Geri vitesten çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstersek buradan geri dönüş tuşuyla da orijinal araç sistemine dönüş yapabiliriz arkadaşlar. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka MR Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini mrgaraj.com.tr sitesinden de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.